Tamamdır. Tam ekran yapıyorum. Tamam. Mustafa, selamlar. Kayda başladık. Tamam, merhaba. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Şimdi çalışıyorsun herhalde bir yerde. Evet, çalışıyorum. Böyle Mustafa, ajanstayım ben şu anda. Bursa'dayım. Bursa'da. Evet. Ne iş yapıyor ajans? Grafik. Web Grafik tasarım. sitesi. Evet. Peki Türkiye işler nasıl? Ya biraz daha yavaş. Yavaş. Hastalıktan sonra biraz daha sakin. Peki Mustafa ne iş yapar? Kimdir? Biraz kendini tanıtır mısın? Çünkü bu videoyu izleyenler ilk başta seni tanısınlar ki örneğin tasarımcıysan ki tasarım işleri yapıyorsun. Seninle ilgili kişiler izlemeye devam etsin. O yüzden ben genelde tanışmayla başlıyorum. Şimdi Mustafa kimdir? Mustafa Ataramyan resim öğretmeni. Resim öğretmeni. Biz evet ataramadık. Ondan sonra grafiğe biraz şeyim vardı, yani ilgim vardı, bilgim vardı. Okuldan sonra grafiğe yöneldim. Yani 2009'dan beri grafik içindeyim. 29, Evet, 11 ondan sene. sonra 2011'de de 3 boyutu geçtim, 3D Max'e. Sonra şeye geçtim, ZBrush. Hani şu an hem grafik hem 3 boyutu işi yapıyorum. Animasyon, özel görüntüler. Peki şey tarafı nasıl? İngilizce tarafı sende var mı? Yok, fazla yok. Fazla yok. Ama şu anda Şey... başladım çalışmaya. Yani ama gerçekten başladım. Ben yani şu anda ben de bunun bir eksik olduğunu gördüm ben eksik olduğunu. Sana şey sorabilir Çünkü miyim? İngilizce olsaydı daha fazla iş bulma şansım olacak Ha, benim. şimdi şeye soracağım çünkü. İngilizce herkesin önünde, tamam mı? Ama kimse çalışmıyor. Erteliyoruz. Ama şeyi fark ettim ben. Dolar kazanabileceğini fark ediyor ya. Adam ilk parasını kazanıyor mesela. Hani cüzi bir miktar. Ondan sonra diyor ki İngilizcem yetersizmiş diyor. Dönüyor İngilizce çalışmaya başlıyor. Aslında ben de öyle olmadı. Ben de senin bu kanalı ben de yaklaşık 3 ay önce gördüm ben Lütfen. YouTube'da. O zaman ben bir şu anda başladım şey çalışmaya İngilizce. Şey nasıl Yani çalışıyorsun? o da ben fark ettim. Şeyde çalışıyorum bilgisayarla, telefonla. Uygulamalar üzerinden. Evet. Peki konuşma falan var mı? Yani çeşitli Şu an için kendi bir yok. uygulama var ya. Şu an için yok. Ama hani ilk yaptığıma göre, başladığıma göre şu anda bayağı bir çözdüm. Bu arada şey de var. Mesela SEO'da ve tasarım gibi işlerde aşırı büyük işler değilse konuşarak da halledebiliyorsun. Yani yazışarak da halledebiliyorsun. Pardon yanlış söyledim. Örneğin yazışma İngilizcen iyi olursa bu sefer hani tasarım gibi SEO tarafında çok gördüm ben bu işleri. Anladım. Yönetim tarafında çok iş yoksa yazışmayla da idare edilebiliyor. Ya büyük işleri ben gördüm. Çoğunluk konuşmak istiyorlar. Evet. Şu anda Ama istiyorum. o da şey olur. Bir seneye olur. Zaten buraya biraz işte 5-10 dolar, 50 dolar, 100 dolar, 200 dolar derken yavaş yavaş 1000 dolarlara doğru gidersin inşallah. Ondan sonra artık yani 5-6 ay sonra konuşmaya da başlarsın diye düşünüyorum. Çünkü bir yerden dolar akmaya başlıyor. Aktıkça daha fazla kazanmak istiyorsun. Aynen. Hayatını daha düzene sokmak için. O yüzden güzel bir amaç. Güzel bir amaç. Peki tasarım. 3D çizim. Aynen. Upwork'ü nasıl gördün? Nasıl girdin? Ve Alttaki gibi ben 3 ay önce gördüm sayende. Yani daha önce benim hiç bilgim yoktu. Ben YouTube'da fazla video izliyorum ben. Orada bir baktım. Hani Upwork vardı. Sen vardın. Dedim şöyle bir başlayalım izlemeye. Bu nedir diye. Sonra ilk video, ikinci video, üçüncü video, dört derken baktım. Hemen katılmışım ben de. Valla kusura bakma videolar için ya. Herkes söylüyorum ama çok enerjisiz o videolar. Her izleyen olunca bir böyle şey yapıyorum. Yok Bir yok. tamam ona Gayet güzel. düşüyorum. Başarılı hepsi. Peki şeyi anlatmak istiyorum. Sen Upwork'a girdin, tamam mı? Şimdi kayıttan önce konuşuyorduk seninle. 13. işinde şey yaptın. İlk işini aldın. Ve şu anda 20 civarında başvurum var. Orada yaşadığın işte profil hazırlama olur, profilini ayarlama, ilk işini alma, başvurma, mülakata girme ve ilk işini alıncaya kadarki kısımlarda yaşadığın, harcadığın emeklerden biraz bahseder misin? Tamam. İngilizcem olmadığı için de biraz zor oldu. Hani o kayıt açma, profil
oluşturma. Onun için de YouTube'dan yardım aldım ben. Yani orada yapılan sayfalara baktım. Oradaki diğer arkadaşların sayfalarını inceledim. Oradan sağdan sonra yazılar topladım ben de. Sonra oradan bir arkadaşım sayesinde hani bir yazı yazdık. Orayı buldum ben. Kendi çalışmalarımı oraya ekledim ben de. O arkadaşa sadece isim olarak selam vermek ister misin? Deniz. Deniz. Selamlar Deniz. Şu anda kendisi şeyde neydi de? Neydi doktorasını de yapıyor. Onun sayesinde hani yazımı yazmış oldum. Ondan sonra da bütün çoğu işlerimi şeyle yapıyorum. Google çeviriyle. Ya Google çeviri olmasa ne olacak ya? Aynen, çok faydalı bir şey ya. Ya 3-4 sene sonra gerçi dil kavramı çok kalmayacak. Hani bu yapay zeka ile bayağı çözecektir ama İngilizce şart gerçekten ya. Ben herkese, yani bana şey soruyorlar mesela, İngilizcem yok diyorum diyorlar. Ben bu gruba geleceksem boşuna para verme, başta İngilizce öğren gel diyorum. Şey nasıl? İngilizce olmadan sadece translate ile iş alabilme mümkün. Hani sen anlamışsın zaten. Ama bunun zorlukları neler? Yani yaşadığın zorluklar. En büyük zorluk o hani Upwork'ta konuşarak aktif etme var ya, kimliği onaltma. Orada yaşadım ben. Adam konuşuyor akıp şekilde İngilizce, ben konuşamıyorum. Adam hani bana biraz orada kızdı. Dedim hani ben sana konuşmayayım, yazışayım dedim. Onu sağ olsun kabul etti. İlk şey değil mi? Bu aktivasyon için evet, kimlik doğrulama konuşması. Aynen. En büyük zorluğu ben orada yaşadım. Onlar için müşterilerle bir saniye yazışıyoruz gerekirse. Yani adam konuşmak istemem, kabul etmem ama hani orada konuşmak mecburdu. Adam benim ilde konuşmamı istedi. Çünkü yüzünü hani gerçekten sen misin değil misin? Evet. Şeyler var. Sahte hesap açanlar çok fazla var. Onları şey yapmak için seni gerçekten konuşurken görmek istiyor. Yüzüm açtı ama adam işte orada akıcı İngilizce konuşuyordu. Ben konuşamadım. İşte ben ona yazarak söyledim. Dedim hani ben akıcı konuşamıyorum. İstediğim yazışalım dedim. O da sağ olsun kabul etti. Orada gene Google sayesinde adamı yazıştık. İlk işin kaç paralıktı? $7. $7. Neyle alakalıydı? 3 boyutu gene. Adam benden 3 boyutu bir şey istedi. Background istedi. Web sitesi için. Benim daha önce bir yaptığım çalışma vardı. Ben onu attım örnek olarak. Oradaki Toku'yu beğenmiş. Dedi ben bunu arka plan istiyorum bir de. Bana kendi yaptığı işlerle ilgili birkaç hani vektör attı. Dedi bunlar bunu birleştirebilir misin? Üç projede dedim. Hani birleştirebilirim dedim. İşte orada biraz hani yaparsın yapamazsın şey oldu. Güven sorunu oldu. Yani çünkü ilk başta dediğim gibi. Hani müşteri bu sana gerçekten yapacağını bilmek istiyor. Evet. Yapabilecek misin? Yapamayacak mısın? İşte orada ben de yaptığım birkaç işi buna attım. Hı. Orada ikna oldu. Sonra işi teslim edince çok mutlu oldu. Ne kadar zamanını aldı işi yapmak? 1,5 gün falan aldı. 1,5 gün. Gene sürmüş evet. Bayağı hazırlamak. Müşteri işte hani biraz revize istedi. Senin ona harcadığın şey ne kadardı saat? Toplam saat. Yani 1,5 gün harcadın mı saat olarak, yoksa işin başlamasına bitince kadar? Saat 2 ila 3 saattir. Tamam. Benim ilk işimle aynı saate denk gelmiş. Onu söyleyeyim sana. Ben 2 hafta uğraştım. $200'lıktı benim ama 2 hafta cumartesi pazar dahil uğraşmıştım o işi. Saat 2-3 dolara falan denk geliyordu. Aynı şey olmuş. Aynı büyük. Aynen. Şimdi birisiyle görüşüyorum dedin sen. Şeyde İsveç'te onlar inşaat firmasıymış. Hani inşaat demirinin kat planlı bir şekilde hani benden şey istedi, videosunu istedi. 3 boyut olarak. Hani bir demir böyle 3-5 metre gelecekmiş. Onu ben dökeceğim. Üstüne beton dökeceğiz. O şekilde kat çıkacağız. Bununla ilgili benden bir video istedi. Peki onun için mimarlık bilgisi gerek değil mi? Mimarlık bilgisi fazla gerekmiyor. Ya o şimdi bari yani kendisi sağlayacak. Hani görsel olsun, fotoğraf olsun, video olsun, ben kendisi onları atacaktı. Benden bir video istedi ilk başta.
Yani gene işi yapabileceğimi görmek için. Çünkü yani ille işi yapabileceğini görmek istiyorlar. Onu bana attığı video ben yaptım. Onu bayağı beğendi. Ama şu anda dediğim gibi biraz o işi ertelemiş. Şey olabilir yani başkası vermektense ertelemesi daha iyi. En Bence de. azından bir şey cepte gibi düşün. Belki şey olabilir, gene gelebilir. Başvururken nasıl başvuruyorsun işlere? Hani şeye çok önemli çünkü çok güzel şeyler söyledin. Adam hani sana güvenmek istiyor. Senin daha önce aynı benzer işi yaptığını görmek istiyor diyor. Burada aldığım sen işlere başvururken şey de diyorsun. O işin benzerini yaptıysan Evet. ekleyip direkt gönderiyorsun. Aynen. O yüzden şeyin yüksek. Ve O, yoksa pardon. da ben de hani, o işi daha önce yapmadıysam belki basit bir şeyse hemen benzeri yapıyorum ben. Müşteriye onu da beraber atıyorum. O da çok iyi. O da çok iyi fikir. Şimdi iki tane şey soracağım sana. Evet, pardon, bir şey diyordun, kestim. Sorsa. Yok, sen söyle ondan sonra sorayım. Orada hani şey çıkıyor genelde hani beni şey ilk 5 dakikada başvurmaya çalışır hani başvurmak istiyorum ben. Adamın benzer işini yapana kadar bir bakıyorum. En az 20 kişi başvurmuş oluyor. Evet. Ya orada da gerçekten şeylere gitmek gerekiyor. Logo tasarım gibi işlerde deli gibi şey var, rekabet var. Çok bekleyen var. Hemen doldu, hemen Hemen doluyor. oluyor. Bir de Hindistanlılar geliyor. Deli gibi şey, rekabet, parasal rekabet var. O yüzden biraz logo tasarım gibi şeylerin dışına çıkmak gerekiyor. İşte sosyal medya tasarımı olur. Hani sen daha iyi biliyorsun o şeyleri. Evet. O konuları sen biraz daha iyi biliyorsun. Hani kendi alanında olduğu için. Ama şeyden çıkmak gerekiyor. Rekabetten çıkmak gerekiyor. İşe başvururken de yani inşallah şey alacaksın. Yani 100 dolarlık, 200 dolarlık da işler alacaksın. Şimdi 400 dolarlık işle konuşuyorsun. Harcadığın connectler de çok büyük şey değil. Çok büyük para değil. Yani bir 40-50 Değil. dolar harcasan sanırım totalde en fazla işler artık yoluna girmeye başlar. 3-4 tane iş alırsın. Ondan sonra da zaten connect'e para vermiyorsun. Kazandığın paradan gidiyor connect'ler. Yani şu an mesela benim aldığım ilk işim biraz hani biraz kendime güvenim yok. Hani dedim hani ikinci iş, üçüncü iş gelecek mi diye. Ama dediğim gibi hani bir 3, 4, 5 iş gelirse hani biraz da hem kendime güvenim gelecek. Hani diyeceğim ben bu işi yapabilirim burada. Zaten yapabilirsin de şey önemli. İngilizce gerçekten önemli. Çünkü karşı taraf açıklamaya bir şeyler yazıyor iş açıklamasına. Onu sen yanlış anlarsan şey oluyor. Hani başvurun da çöpe gitmiş oluyor. Onu zaten fark ederim ben. Tam Google Translate onu tam olarak şey yapmıyor. Çevirmiyor. Hani orada biraz şey oluyor. Kelime kayması. Bazen saçma çeviriyor bazı kelimeler Aynen. böyle. Anlam direkt Orada fark ederim kayıyor. ben onu. Bozuluyor. Yani şey çok önemli yani gerçekten. Bak burada para kazanacağın kesin, tamam mı? Sağlığına bir sıkıntı olmasın kesin. Ama ne olur şey yap. İngilizcene yatırım yap. İngilizce ile birlikte buradan sen rekabette öne çıkacak işlerde para kazanırsın. Onlarda daha yüksek bütçeli işler olur. Ama İngilizcen yoksa genelde 10 dolar 20 dolarlık işler bandında kalma ihtimalin var. Orada da o kadar çok çoluk çocuk var ki en kibar haliyle. Yani rekabet çok yüksek ve rekabetin tamamı para üzerine. Evet. Ama sen 100 dolar 200 doların üzerine çıktığında şeylerini bilmiyorum bu arada. Gerçi özelden göndermiştin sanırım, bakmıştım. Behance Evet, şeyine, atladım. Bir, profiline. evet. Eğer şey düzgün iş çıkartabiliyorsan yani 200-300 doların üzerine çıkıyorsun. Orada rekabet bayağı azalıyor. Hani bulutların üstüne çıkıyormuş gibi düşün. Atma şansı varsa bir daha atayım sana linki. Yo, ben şeyden bakarım. Discord'dan bakarım. Ama şimdi yayında incelemenin bir şeyi yok. Anlamı Tamam. yok. Şeyden sonra bakarız. Gerçi baktım ben ona. Hani aşağı yukarı hatırlıyorum ama. Discord'da. Birinci sorum şeydi. 6 ay sonraki İngilizce hedefin. Pardon. 6 ay sonraki İngilizce de olabilir gerçi ama Gidiyor nasıl ihracat ya? hedefin. Valla 6 ay sonra en az bir 1500 dolar. 1500 dolar. Bilmiyorum. Bayağı şey hani gerçekçi ve yapabileceğini biliyorum.
Ben de şu anda farkındayım. Ben şu anda orada bayağı bir iş, yani iş var. Bu Akıyor tarz değil mi skill'lar. böyle? Şeyi kurdun Akıyor, mu? evet. Akıyor. RSS botu kurdun mu? Hayır. Neden? Kullanma. Ya, ne bileyim, bana şu an işte gerek görmedim ya. Hani ben ona aslında bir ara baktım, videonu sen izledin de sonra da gerek yok. Zaten ben şimdi bilgisayar başındayım. Şey çok tatlı oluyor ama. Mesela scroll yapmıyorsun. Senin filtrelerinde bir iş gelirse bu sefer çat diye öne düşüyor. Ve sen artık odağını şeylere, hani orada yeni iş varmış gibi düşünmüyorsun artık. Hani beyni azat ediyorsun o düşünceden. O işe başvuruyorsun veya başka işe bakıyorsun. O Anladım. O yüzden zaman şey şöyle bir yapma. şey söyleyeyim sana. Video sonra bana bakacağım bana bir videodan sonra. Şimdi sana kolaylığını bildiğin için. Çok kolay, çok kolay. Ben kullanmıyorum artık bayağıdır hani yeni işe almadığım için. Ama şöyle oluyor. Sen çalışıyorsun mesela, böyle bir işe bakıyorsun. Kafanda sürekli şimdi şey var. Başka iş geldim oraya. Başka iş geldim diye gidip böyle scroll ediyorsun sürekli. O çok Aynen. büyük bir şey. Hani onlardan azat etmek gerekiyor beyni. Sen direkt şey yap. RSS botu kur. Kurduktan sonra Mac kullanıyorsun zaten. Şu an ikisi de var. Yan yana hem Mac hem de PC var. Çünkü 3 boyutu bazen Mac'te çalışmıyor bazı şeyler, programlar. Bir diğer şey de Bursa'da çok şey var ya. Birlikte ihracat üyesi var. Bayağı Bursa kanalı Gördüm ben de, bayağı var. Orada yazışıyoruz biraz. şeyde, yani çok ilginç. Mesela ben son 2 hafta yazışma olmayan kanalların hepsini siliyorum. Londra kaldı, İstanbul kaldı, İzmir kaldı, Bursa kaldı. Başka hiç bütün şeyler gitti. Bütün Bir kadar kanallar şey gitti. eklemiştim. Bir daha eklemiştim, sonra kaldırdın mı? Neyi? Hüsnü vardı bir de ama. O da bayağıdır Aynen. zaten. Onu yeni Hüsnü ekledim bu arada. Çok yeni ekledim onu. O da gidecek. Burak falan şey yapıyor. Bursa kanalını aktif tutuyor. Çocukla gezileri falan atıyor. Hafta sonu dolaşmaları falan atıyorlar. Öyle. ya, şu an pek gezmiyoruz. Şu şey var ya, hastalık. Hani inan, iş ev, iş ev. Başka bir aktivite şu an bizde yok. Allah sağlıkta sıkıntı olmasın. Diğer her şey hallolur inşallah. 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 Şimdi benim de ufak bir çocuğum var. 2 yaşında. Onunla biraz vakit geçiriyoruz. Sonra iş. Hani gezmeye pek vaktimiz kalmıyor. İnşallah şey artar. 5-6 aya İngilizcen biraz daha oturur. Kazandığın işlerin hacmi, ederi biraz daha büyür. Şöyle planım var, hani 5-6 ay konuşma olmasa da hani yazışmayı şey yapacağım, çözeceğim inşallah. O zaman da şey yapabilirsin. Zaten şu anda ajansta çalışıyorsun ya. Ajansın hani hem Türkiye iş yaparsın hem yurt dışına iş yaparsın. Aylık sen 500 dolar bile kazanmaya başlasan yani 3.500-4.000 TL falan para yapıyor yandan kazanacağın. Ve hani 10 dolar 15 dolarlıklar çok insanı yoruyor ama dediğim gibi 100 dolar 200 dolarlık işlere yelken açtığında bu sefer o işlerin zamanını hak ettiğini, yani hak ederek çalış, hak ederek para aldığını hissedeceksin. O zaman biraz daha güzel olacak Upwork ama o zamana kadar biraz daha İngilizce konusu olduğu için senin için biraz daha meşakkatli bir yolculuk var. Aynen. Ama en azından yol belli, yani ne yapılacağı belli. O yüzden birlikte gideriz o yolla. İnşallah. Teşekkür ediyorum. Gideyim Bir şeyin var mı? Eklemek istediğin bir şey. ben de. Eklemek istediğim bir şey yok. Yani. Çok memnun oldum. Çok zevk Ben aldım de. konuşmaktan. Ben de. Selamlar. Ben memnun oldum. Haydi bitireyim şimdi. Selam deyip kapatıyorum.